Efendim hepinize merhabalar. Teşekkür ederim gençler. Teşekkür ederim. Benim umudum da sizlerseniz, hiç meraklanmayın. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa beraber taşıyacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bu konuda en ufak bir endişem yok. Bundan gerçekten endişe duymayın. Bu ülkede gençler özgürce düşüncelerini ifade edebilmeli. Bu ülkede gençler işsiz kalmamalı. Bu ülkede gençler umutsuzluğa kapılmamalı. Bu ülkede gençler geleceklerini yurt dışında değil, Türkiye'de aramalı. O nedenle sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Bunu sakın unutmayın. Gerçekleştireceğiz. Efendim hepimiz bir şekliyle Anadolu'nun değişik yerlerinden buraya geldik. Gecekondular yapıldı, babalarınız yaptı, sizler yaptınız, yerleştiniz. İmkanlar sınırlı oldu. Ama gün geldi, burası deprem bölgesi ve insanlar daha iyi koşullarda yaşamak istiyorlar. Oturdukları evin yaşanabilir olması lazım, parklarının olması lazım, doğalgazının, elektriğinin, suyunun, altyapısının iyi olması lazım. Dolayısıyla bir kente yakışır bir yaşam standardını yakalamak lazım. Bölgeyi biliyorum, bölgenin aynı zamanda İzmir'in bir deprem bölgesi olduğunu da hepimiz görüyoruz. Acılar yaşandı, bunun da farkındayız ve bu acıların dinmesi gerektiğini de biliyoruz. Evlerin depreme dayanıklı olması lazım, yeterli mi? Hayır. Evlerin yaşanabilir olması lazım, yeterli mi? Hayır. Evlerde oturan insanların en azından pencereden baktığı zaman güzel bir doğayı görmesi lazım. Parklarının olması lazım. Yaşlılar, gençler, çocuklar o parklarda biraz nefes alabilmeli. Güzel bir ortamda yaşayabilmeli insanlar. Aynı zamanda mahallenin bir kültürü vardır. O kültür içerisinde insanlar düğünlerini yaparlar. O kültür içinde insanlar birbirlerinin acılarını paylaşırlar. Dolayısıyla o kültürün, mahalle kültüründe yaşatılması lazım. İnsanları bir yere göndererek, bir yere sürerek, onlara farklı yerlerden konut vererek onların kültürlerini yok edemezsiniz. O kültürün de o mahallede yaşaması lazım. Çünkü kültür mahallenin temel ama temel motiflerinden birisidir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm yapılırken bir güvencenin olması lazım. Yani evi yıkılacak olan ve daha iyi bir yere taşınacak olan kişinin güven içinde, evet benim evim yıkılıyor ama ben güven içinde bir süre sonra daha güzel bir konuta sahip olacağım demesi lazım. Geçmişte bunun acıları yaşandı. İstanbul Fikirtepe olayı gerçekten Türkiye için kolay unutulacak bir olay değildir. Orada insanların evleri yıkıldı. İnsanlar orada beton ormanları yapıldı. Müteahhitle ev sahipleri karşı karşıya getirildi. Müteahhitlerin bir kısmı inşaatları yapamadı. İnsanlar perişan oldu. Hala perişanlığı yaşıyorlar o insanlar. Ama bizim belediye başkanlarımız böyle bir atmosfere izin vermediler. Sizin muhatabınız doğrudan doğruya belediye. Siz müteahhitle muhatap olmayacaksınız. Belediye yapacak, garantisi, garantörü belediye olacak. Dolayısıyla belli bir güven içinde, güven çünkü bu işin temel noktalarından birisidir. Güven içinde evleriniz zamanında başlayacak, it temeli atılacak, şimdi atacağız, bitecek. Gerçi başkan dedi ki inşallah dedi anahtar teslimini de beraber yaparız. Niye yapmayalım? Zamanında bitirsin, söz veriyorum geleceğiz, anahtarları da konu sahiplerine teslim edeceğiz. En büyük hedeflerimizden birisi budur. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Belediye başkanlarımızı engeller çıkarıyorlar, bir sürü engel, iş yapmasınlar diye. Ama belediye başkanlığı arkadaşlarıma söyledim, asla ve asla mazeret üretmeyeceksiniz. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu söyledi. Biz mazeret makamı değiliz dedi. Bütün engelleri aşacaksınız ve vatandaşa hizmet edeceksiniz dedim. Bu çerçevede çalışıyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onların yapamadığını belediye başkanlarımız yapıyor ama AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Göreceksiniz, iktidarı aldığımızda Türkiye'nin neresinde olursa olsun, neresinde yaşarsa yaşasın
bütün vatandaşların sorunlarına kilitlenip o sorunları çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu biliyorum. Gerçekten. Ayrıca İzmir milletvekili olduğum için de gurur duyuyorum. Sizlere hizmet etmek, sizlerin sorunlarını parlamentoda dile getirmek ve yine benim görevlerimden birisidir. Belediye başkanlarımız burada bazı sorunların yaşandığını, tapuda bazı sorunların yaşandığını, hazine ile vatandaş tapuları arasında farklılıklar olduğunu ifade ettim. Buraya gelmeden önce zaten kendi aramızda görüşmüştük. Belediye başkanınız da Halil Bey de bunu defalarca bana aktarmıştı. Grup başkan vekilimiz burada. Kendisine söyledim, Engin Altay Bey. Dedim ki bu sorunu mutlaka çözün. Ama çözeceğiniz zaman İzmirlilere haber verin. Parlamentoda bu görüşmeler yapılırken İzmirliler de o görüşmeleri izleyebilsinler diye. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Hepinize bu güzel evlerde oturmanızı, huzur içinde oturmanızı, güzellik içinde oturmanızı, misafirlerinizi kabul etmenizi, acı günlerinizle beraber olmayı, acıyı paylaşmayı, hafifletmeyi, sevinçli günlerinizde de kucaklaşmayı sağlamanız benim en büyük dileğimdir. Siz ne kadar güler yüzlü olursanız, siz ne kadar huzur içinde yaşarsanız biz de o kadar memnun oluruz. Sözüm var, bu ülkeye sözüm var. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk. Her evde huzurun olması için, her evde bereketin olması için mücadele edeceğim. Ben saraylara meraklı olan birisi değilim. Benim için merak alanı istiyorlarsa vatandaşın evidir. Onun sofrasıdır. Onun mekanıdır. Onun çayıdır. Onun kahvesidir. Onun fıkrasıdır. Onun güler yüzüdür. Herkesin güler yüzlü olmasını isterim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli konuşmalar için. Sahnede bizlerle kalmanızı arz ediyoruz değerli Genel Başkanım. Ve şimdi de bu güzel ana hep birlikte tanıklık etme zamanı değerli grup başkan vekillerimiz, değerli genel başkan yardımcılarımız, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Gazi Emir Belediye Başkanımız ve Gazi Emir Aktepe Emres birinci etap projemizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm kıymetli protokolümüzü, temel atma merasimimizi gerçekleştirmek üzere sahneye arz ediyoruz. Temel atma butonlarımız geliyor. Hepimiz heyecan, mutluluk ve gurur doluyuz. Sözler yerine geldi. 4800 konutun yer aldığı 6 bölgede gerçekleştirilecek 248 hektar alanlık Gazi Emir Aktepe Emres Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı bugün itibariyle başlıyor. Temel atma merasimimizde sizlerle bir arada olmanın büyük coşkusunu yaşıyoruz efendim. Değerli protokolümüz sahnemizde yerlerini aldılar. Bu kıymetli, bu heyecan dolu günü hep birlikte gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz efendim. Evet, eller butonların üzerinde hazır. Gazi Emir Aktepe Emres, birinci etap projemiz sizlerin huzurunda, Gazi Emirlerin, İzmirlerin huzurunda, değerli protokolümüzün nezdinde değerli genel başkanımızın onurlandırdığı değerli katkılarıyla hayata geçiyor efendim. İzmir'imize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Bu güzel, bu değerli günü bizlerle paylaştığınız için her